Kayıt. Bakın şimdi ne vereyim hemen. Gözlerim iyi görünüyor ama yine de bakamıyorum. Atıcı İsmail Alver. Süper. Çok güzel. Hadi. Bekle bir. Bekle bir dakika. Teşhane biri gitti. O teşe bahsetmem ya. Bir. İki. Bekle diyorum, beklemiyorsun beni. Bekle tamam, at. Üçü at. Biraz bekle at. İki. Şeyi getirdim mi? Yemedim mi? Kaçırmıyorsun. İki. Tabii abi. Uzaklaştık. Bekle abi. Tamam. Tamam abi. Bu da tamam. Maşallah maşallah. Bekle. Bekle. Bekle abi, bir dakika kameranın önüne geçme. Bir dakika. Bir dakika rica edeceğim. Bekle abi. Evet. Üç atış üst üste yaptık. Atıcı İsmail Alver. Tüfeğimiz Sako. 300 bin Magnum. Sako 85 long arkadaşlar bu arada. Dürbün kullandığımız optik Athlon 4.5-29-56 Kronos BTR. Kullandığımız fişek, göster abi bir fişeği. Cellor Bellot 180 grain 300 bin Magnum. Evet. Geçin abi, hepinizi bir alayım. 785 metre İsmail abi. 3 tane atış yaptın. Evet. Mermi çıkış hızını bulduk. Doğru. Ve bulduktan sonra 3 tane çok isabetli atışlar yaptın. Ne söylemek istersin? Vallahi kardeşim, sana çok çok teşekkür ediyoruz. Biz zaman zaman bunları hep konuşuyoruz ama yıllardır boşa mermi yaktığımızı ifade ediyoruz. Daha iyi olmaz mı? Daha iyi bir mühimmatla daha uzak mesafeleri vurabiliriz. Burada senin emeğin çok. Çok teşekkür ediyorum sana. Biz sen bizim için değil, yani Türkiye'ye emeğin fazla. Ayrıca sana da çok çok teşekkür ediyorum. İnsanları bilinçli bir şekilde bilgilendirdiğin için. Yani 300-400 metrelerde hayvan veyahut da bir hedef vuramayan arkadaşlarım şimdi 700-800 metrelerde, belki 1000 metrelerde artık hedefleri vurabiliyorlar. Evet. Bu senin bilgi birikimindi. Aktardın bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Canip abi, neler söylemek istersin? Ben teşekkür ediyorum abi, bilgilerin için, yardımların için. Doğru yapınca oluyor mu? Oluyor abi, doğru yapınca. 300 bin Magnum'da sen de atış yaptın. Yaptık. İlk defa yaptın. Evet. İlk atışında da vurdun. Vurdum abi. Evet. Teşekkür ederim. Muhtarım. Çok teşekkür ediyoruz sana kardeşim. Var mı bir hile hurda? Yoktur hocam. Mustafa abi, nasıl? Bilgileri doğru girdikten sonra, evet, doğru sonuçlar kesinlikle çıkıyor. Biraz daha insanlarımız bilinçlendirilirse, evet, işlev görülebilir. Arkadaşlar, şöyle göstereyim beni de. Uzundere'den selamlar. Selamlar. Erzurum'dan hepinize selam olsun. Şöyle manzarayı da bir alayım. Şuraya çıkalım. Şuraya gir, şuraya. Manzarayı da bir alalım. Hadi ağza bir geç. Geç oradan şerefler gör. Gel abi, burada çok güzel manzara. Evet. Bizim köyü bir... Memleketimiz güzel. Kıymetini bilene çok güzel. Ben çok seviyorum. Burası da Erzurum arkadaşlar işte. Hortum Şelalesi. Hortum Şelalesi. Hortum Gölü. Alacağım abi. Bak.
önce bizim evet. Şöyle bir çekeyim. Çağlayan köyü altta. Şuradan alalım. Evet, burası da bilmeyenler için Erzurum arkadaşlar. Erzurum Uzundere. Çağlayan Mahallesi. Çağlayan Mahallesi burada. Çağlayan Mahallesi muhtarımız da yanımızda. Şöyle gölümüzü bir alalım. Tortum şelale bir çekelim buradan. Dünyanın 6. büyük şelalesi miydi, ben mi yanılıyorum? 3 özür dilerim. Çok özür dilerim. Dünyanın evet, Türkiye'nin 1. büyük şelalesi arkadaşlar. Dünyanın da 3. Bu yükseklik bakımından değil mi bu ölçü muhtarım? Evet, yükseklik. Yükseklik olarak doğal. Doğal yükseklik olarak. Şöyle bir daha gidelim. Tabii Sayın Valimiz de bu şelale güzelliğine güzellik kattı bu arada. Evet. Sayın Valimize de, Erzurum Valimize de teşekkür ediyoruz buradan. Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi'ne. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet.